Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda bu dersimizde 1920 tarihli Vakit gazetesinden bir bölüm okuyacağız arkadaşlar. Önemli bir konuyu ele almak istiyorum. Şöyle ki arkadaşlar, İskilipli Atıf Hoca, Mehmet Atıf Hoca arkadaşlar 1925'te idam edilmişti, şehit olmuştu. Cenab-ı Hak mekanını, kabrini cennet eylesin, nur eylesin. Şimdi tabii ki bazı yayınlar, bazı kendini tarihçi diye ortaya atan bazı kişiler arkadaşlar, yalan söyleyen tarih utansın diyoruz biz de arkadaşlar. Hala o yalanlarla diyorlar ki İskilipli Atıf Hoca arkadaşlar, milli mücadeleye karşı, Kuvayi Milliye'ye karşı Yunan uçaklarından karşı bildiriler attı halka mealinde. Yani Kurtuluş Savaşı'na katılmasınlar diye bildiriler atıldı diye söyleniyor. Ve İskilipli Atıf Hoca arkadaşlar, bakınız tarih 1920'de, bu olay çıktığında böyle bir şey yoktur. O nüshalar sahtedir. Bizim böyle bir baskımız yok mealinde bir yayın yapıyorlar. Ama 1925'te arkadaşlar İskilipli Atıf Hoca buna rağmen bu bahaneyle, ki asıl nedeni arkadaşlar nedir? Asıl nedeni İskilipli Atıf Hoca'nın arkadaşlar Şapka Kanunu'ndan evvel Frenk Mukallitliği ve Şapka isimli diye bir kitabı var. O kitabı neşretmiş Şapka Kanunu'ndan önce arkadaşlar. Fakat Şapka Kanunu daha sonra çıkıyor ve bu kanuna kısaca tabii ki birçok hadise gerçekleşiyor. Bu kanuna muhalefetten dolayı arkadaşlar ayrıca tekzip ettiği bu konu hakkında, yani Yunanlılarla işbirliği yapıp onların uçaklarından halkı kışkırtma, yani Kuvayi Milliye'ye katılma, Kurtuluş Savaşı'na katılmamaları yönündeki beyanatların olmadığına dair bu tekzibine rağmen arkadaşlar idam ediliyor. Cenab-ı Hak bizim nazarımızda şehittir arkadaşlar. Cenab-ı Hak İnşallah bizleri de ona layık olmayı nasip eder. O gibi zatlara Cenab-ı Hak şehitliği bize de nasip eylesin arkadaşlar. Peki, şimdi Vakit Gazetesi Milli Kütüphane'de indirdim arkadaşlar. Sizler de ulaşabilirsiniz. Bu ilk sayfası, Vakit biraz daha büyütmek istiyorum. Burada mesela ne diyor arkadaşlar? İnternette İskilipli Atıf Hoca tekzip diye yazdığınızda arkadaşlar şu başlık tarih olarak yazınız. Daha sonraki sayfalarda var arkadaşlar. Nedir o? Bu ikinci sayfası ve şu da üçüncü sayfası arkadaşlar. Hatta küçülteyim. Sayfa şu. Bayağı küçültmüşüz. Şu altta olacak arkadaşlar. Bakalım İskilipli Atıf Hoca'nın şehadetine sebep olan konulardan biri de arkadaşlar onun hakkında, yani İskilipli Atıf Hoca arkadaşlar İslam ve Tali Cemiyeti'nin kurucusu, kurucularından biri, Fatih Dersiyamı kendisi. Bununla beraber birkaç hoca arkadaşı ve Beyazıt Dersiyamı arkadaşlarıyla beraber kurmuş olduğu İslam ve Tali ve İslam Cemiyeti'nin kurucularından arkadaşlar. Şimdi onlara atılan iftiralar, bir komplo teorisinin arkadaşlar, bir komplonun kurbanı oldular ve Cenab-ı Hak onlara şehitliği nasip etti. Şimdi peki, şimdi hemen buradan başlayalım arkadaşlar. Ne diyor? Yunan tayyarelerinin, yani uçaklarının attıkları beyannameler başlıklı yazı ne diyor? Teali İslam Cemiyeti'nden, yani Teali İslam Cemiyeti'nin konu hakkındaki izahı, açıklaması arkadaşlar. Vakit gazetesinin 1032 numaralı nüshasında. Bu 1034 numaralı nüshası arkadaşlar. Şimdi 1032 numaralı nüshasında Teali İslam Cemiyeti'nin beyannameleri ünvanlı bir fıkra gördük. Bir öyle bir haber neşredilmiş. Cemiyetimizin teessüsünden, aslında teessüsünden, kuruluşundan beri, teessüsünden beri vuku bulan neşriyatının, yani yayınlarının
Mühri resmi ile, yani resmi bir mühür ile tahtimi, mühürlenmesi, müttehizi usul, yani bütün resmi nüshalar, bütün nüshalar resmi bir mühür basılarak arkadaşlar neşrediliyormuş. Müttehiz usul cümlesinden olmağla mühür resmi ile, yani resmi bir mühür ile mahtum olmayan, yani mühürlenmeyen neşriyatın taali İslam cemiyetine taalluku bulunmadığı, yani gayri resmi bir şekilde arkadaşlar onların adına taali İslam cemiyeti sanki onlar yapıyormuşçasına arkadaşlar bir bildiri halka dağıtılmış. Ama zaten arkadaşlar bizler buradaki oyunları görebiliyoruz. Peki, ve cemiyetin İstanbul gazetelerinde münteşir beyannamelerinden, yani İstanbul gazetelerinde yayılmış o beyannamelerden maada başka risale şeklinde, yani kitap şeklinde ve suveri sairede, yani değişik suretlerde, resimlerde hiçbir beyanname neşretmemiş olduğu beyan olunur. Yani bizim bütün yayınlarımız ortadadır, resmidir arkadaşlar, mühürlüdür diyor. Ondan sonra hepsi sadece İstanbul gazetelerinde yayınlanmış ve Risale kitap olarak basılmış hiçbir neşriyatımız yoktur demesine ve bu beyannamede bulunmalarına rağmen arkadaşlar, Tali İslam Cemiyeti buna rağmen 5 sene sonra arkadaşlar bu iftiranın, bu komplonun, bu teorinin kurbanı olarak Cenab-ı Hak onlara tabi o komplonun kurbanı oluyorlar ve şehitlik nasip oluyor. Yani bir takım tarihçi kendini adeden piyasada dolaşan, özellikle sosyal medyada bakıyorsunuz, ünvanı tarihçi diyor. Al şu belgeleri oku desen arkadaşlar bir kelimesini bile okuyamayacak bilgiye sahip olmayanlar kalkıp da böyle bizler için önemli olan İskilbil gibi, geri gelende Akif gibi arkadaşlar, o dönemin önemli isimleri hakkında ileri geri beyanatlarda bulunabiliyorlar arkadaşlar. Her şey tarihte mevcut. Keşke her şey böyle açıkça konuşulabilse, yazılabilse ve buna rağmen tarihimizde, arşivimizde olmasına rağmen arkadaşlar diyorlar ki İskilip'le Atıf Hoca Kuvayi Milliye'ye, Kurtuluş Savaşı'ndaki o mücadeleye karşı olduğundan ve halkı da bu yönde kışkırttığından dolayı arkadaşlar yalanla, iftirayla, ki bugün de hala bu yalan ve iftirayı meslek edinmiş kişiler var, onları zaten biliyorsunuz. Aynı suyun mecrasından gelen kişiler, dedeleri arkadaşlar zamanında bu iftiraları da ne yapmışlar? Buradaki İskilipli Atıf Hoca ve arkadaşlarına atarak arkadaşlar idamlarına sebep olmuşlar. Tabii ki hepsinde Cenab-ı Hakk'ın hikmeti var. Yaşanması gerekiyordu. Artık bizler önümüze bakmalıyız arkadaşlar. Geleceğe, çocuklarımıza bu hakikatleri arkadaşlar belgeleriyle göstermemiz, anlatmamız gerekiyor. Zaten bunlar halka açık, devlet arşivlerinde var, milli kütüphanede var. Ulaşabilirsiniz. Bizde düşen arkadaşlar bu yazımızı, bu 1000 senelik, hatta daha ziyade Türk milletinin kullandığı bu harfleri arkadaşlar öğrenmek. Bizler Osmanlıca, Osmanlı Türkçesi diyoruz ama esasen Türkçe arkadaşlar ta Karahanlılardan beri, belki daha önce arkadaşlar, Türkler İslamiyet'e tanıştığından beri bu harfleri kullanmaya başlamışlar Türkçe. Ama işte 600 sene Osmanlı'yla özdeşleştiği için bizler Osmanlıca da Osmanlı Türkçesi diyebiliyoruz. Önemli değil adı. Bizler arkadaşlar tarihimizi öğrenmek istiyorsak, böyle sahte tarihçilerden değil, hakiki belgelerden tarihimizi öğrenmek istiyorsak açacağız, dizimizi bükeceğiz. Rahle-i Tedris'te arkadaşlar bu tarihimizi bu harflerden öğreneceğiz arkadaşlar. Hem öğreneceğiz, hem öğreteceğiz, hem mümkün mertebe, rica ediyorum arkadaşlar, bunları
paylaşın arkadaşlar. Bunlara hatta zıttını düşünenlerin gözüne soka soka tabiri caizse sosyal medyada lütfen bu hakikatleri, bu harfleri paylaşın arkadaşlar. Bunlar bizim tarihimiz, bizim kültürümüz arkadaşlar. Peki, teşekkür ediyorum. Hem kısa bir şey okuduk hem dertleştik arkadaşlar. Buradan tabii ki Osmanlı'nın son döneminde yetişmiş işte Fatih Dersi'ni, Cumhuriyet'in ilk döneminde de arkadaşlar kalkınma, halkın kalkınması için, şuurlanması için vazife, kendine vazife edinmiş bu zatlara karşı arkadaşlar onları susturmak adına ne yapmışlar? Birçok alim maalesef dar ağacında sallandırılmış. Cenab-ı Hak inşallah dediğim gibi onları şehit olmuşlardır ki öyle inanıyoruz. Cenab-ı Hak makamlarını âli eylesin ve bizleri de onlara layık olmayı nasip eylesin ki inşallah bizler de o şehadet mertebesine nail oluruz. Peki, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.